Yeniçeriler. Aslında Osmanlı'nın gücü, o Avrupa'yı fetheden, doğuya korku salan Yeniçeriler. Ama aynı zamanda da Osmanlı'ya en büyük ihaneti yapanlar. Osmanlı'nın yükselişi ve çöküşü ikisi de Yeniçeriler sayesinde oldu. Orhan Gazi döneminde temeli atıldığı söyleniyor ama 1. Murat döneminde aslında bir ordu sisteminden bahsediyoruz. Yani kanıtlar oraya gidiyor. Bir sürü kıyafetleri, tarihten onlardan kalan yazmalar, defterler, o kadar çok kaynak var ki. Yeniçerilerin kendi arasında tuttuğu e, ocak notları falan. Biraz hastayım, kusura bakmayın. Sesim iyi değil ama 500 yıl boyunca sürecek bir destandan bahsediyoruz. Kahramanların nasıl haine dönüştü. kahramanların nasıl hamam basıp kadın kaçırdığından, kahramanların nasıl saray basıp Padişah kendi saldın. Kesmeseler bile. En azından tahtından indiriyorlar. Bu yeni Yeniçeriler dediğimiz güçlü ordu sistemi çöllerde gitti. Kar içinde, dizlerine kadar kar içinde savaştı. Yaz kış demeden yürüdü günlerce. Halep, Şam, Belgrad, Viyana her yerde Yeniçerilerle savaştı. 1609 yılında 40 bin Yeniçeri'den bahsediyoruz. 1699 Osmanlı'nın en genç topraklarını aşağı yukarı vardığı yerde 54 bin askerden bahsediyoruz. Ha, burada Yeniçerilerin Osmanlı ordusunun tamamı olduğunu düşünmeyin. Çünkü 54 bin asker dediğimiz zaman bu kadarcık mı diyebilirsiniz? Bunu kıyaslamak için size bir örnek vereyim. Büyük ordu, tarihte büyük ordu diye geçen şey Napolyon'un ordusu bu ordunun büyüklüğü 1807, 1807 yılında 125 bin askerden oluşuyor. Bunu şeyle hiç kıyaslayamayız. Zorla Hitler'in silah altına aldığı 20 milyon kişiden hiç kıyaslayamayız. Ama Yeniçeriler arasında çok büyük isimler yetişiyor. Mimar Sinan bile bir Yeniçeri. Birçok sadrazam Yeniçerilikten geliyor. Peki Yeniçeri Ocağı neden kuruldu ve nasıl haine dönüştü? Şimdi ilk Osmanlı'nın kuruluş dönemine gidersek işte e, Orhan Gaziler, Osman Gaziler, Ertuğrul Gaziler, Birinci Murat falan o daha hani şaşalı e, kanun dönemine falan gelmeden öncesinden bahsedersek gaza mantığı var. Yani e, kimse e, ordunun başında padişah e, Osmanlı döneminde o gaza ilan ediyor. Ee, ve o İslam için savaşılıyor. İslam bayrağı için savaşılıyor ama köylüler tarlasını bırakıyor. Bir yıl sefere gidiyor. Üç ay sefere gidiyor. Zaten savaştığı hadi on gün sürse bile gittiği yol çok uzun. E döndüğünde tarlası tarım bilmem ne yarım kalmış durumda oluyor. Farklı mevsimde geliyor. Hasatta gidiyor falan derken sürekli farklı köylü grupları ile savaşıyorsun. Bir savaş o geliyor bir savaş öbürü gelmiyor. Bunun için de düzenli bir orduya ihtiyacınız var şunu da unutmayın ki Osmanlı eğer ki ilk 50 yıl içerisinde Rumeli'ye çıkmasaydı yani Avrupa yakasına belki de Yeniçeri ocağına hiç ihtiyaç olmuyordu. Çünkü Yeniçeri Müslüman Türklerden kurulmuyor. Yeniçeri fethedilen topraktaki Hristiyanların arasından devşirerek kuruluyor. Şimdi Osmanlı kurulduğu dönem öncesinde Anadolu'da derebeylik sistemi var. Herkes kendi bulunduğu bölgeyi sömürüyor ve aynı zamanda onlardan vergi topluyor. Onlardan asker kurup savaşıyor. Avrupa'da da aynı şekilde derebeylikler falan var. Ama Osmanlı merkezi orduyu kurma zekasını getiriyor. Dolayısıyla Yeniçeriler o bölgedeki aşiret reisine ya derebeyine değil padişaha bağlılar. Padişahın emriyle saldırıyorlar. Tabii ki ilk korumaları gereken yer Bursa. Sonra taht şehri Edirne'ye doğru merkezleri kayıyor. En sonunda İstanbul. Yeniçeri Ocağı'nın merkezi oluyor. 1. Murat 1261 yılında Edirne'yi fethediyor buradan sonra Yeniçeri ocağı kurulmaya e, temel atılıyor diyelim. Şimdi bazılarınız doğal olarak diyecek ki bu Yeniçeriler neredeydi? İlk önce size Topkapı Sarayı'nın yerini göstereyim. Topkapı Sarayı bu İstanbul Boğazı gördüğünüz gibi e, ve e, Topkapı Sarayı gördüğünüz gibi tam olarak şurada. Yani padişahın bulunduğu yer bir kışla aslında ve zaten kendi yanında bir e, sipahiler ordusu var ama Yeniçerilerin olduğu yerler e, genelde tabi burada 60'a yakın e, kışla var ama büyük kışılardan bir tanesi Ahmediye Camii. Ahmediye Camii. İskenderpaşa diye geçiyor. O şurası. Bakın şurası. Görüyor musunuz aslında ne kadar yakın şeye? Burası Vatan Caddesidir. İstanbul'da bayağı meşhur bir caddedir. Vatan Caddesi'nin orada Ahmediye Camii. Yani şöyle bir bakarsak, aslında şeye çok yakın yürüyerek saraya Ve sarayın yani Harici kapatırsak çıkış yolu sadece denizden Bir başkası şu anki e, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün olduğu yer İstanbul Emniyet Çok da ilginç bir şekilde tam da üstüne yapılmıştır e, Müdürlüğü Evet Şurası Bakın yine Ahmediye Camii'ne çok yakın Gördüğünüz gibi Burası da aynı zamanda büyük bir yeniçeri ocağıydı ve şimdi Historia aynı yerde Historia Alışveriş Merkezi var İskender yine o da biraz ötesi o da şurası yani aslında dikkat ederseniz şurası İskender Paşa burada bir orta var burada bir orta var burada bir orta var şurada çok çok yakınlar birbirlerine Saraydı hemen şurada. Topçu atışıyla videonun sonuna doğru yıkılan yerler işte buralar. Ya, ya bildiğim kadarıyla en önemlisi zaten... E, historianın oradaki ama... ...Et Meydanı denilen bir yer var. Orada zaten yeni kapılardan bir tanesini görüyorsunuz. Geriye kalan buymuş. E, Yeniçeri Ocağı'ndan. Düşünün şu kapıymış sadece. Şimdi i̇şte bunu bildiğimize göre devam edelim. İlk karavanlı e, Molla Rüstem Paşa bu fikri ortaya çıkarıyor. Diyor ki bize düzgün bir ordu lazım. Çünkü... 1. Murat'ın kaz askeri Çanlarlı Karaalil Paşa ile Kara Paşa bir araya gelene kadar böyle bir sabit ordumuz olsun fikri yok ortada. Elbette padişahı koruyan bir çekirdek ordu var ama biz sürekli sefer yapacağız ve sürekli beslenecek, sürekli hiçbir iş yapmasın, evlenmesin, bizim için savaşsın tarzında bir fikir, bir ordu yok. Edirne'nin fethinden sonra ele bolca Hristiyan esir geçiyor. Diyorlar ki ya biz bunları ne yapacağız? Yani öldürsen ellerinde silah yok. Salsan gidip bunlar orada olacak yine başına tebeldeş olacak. Diyorlar ki bu esirleri alanların hakkıdır. Yani mesela sen esir aldın al bunu kullan istiyorsan. Ama padişah bunun penciyek yani beşte bir, tavla oynayanlar penç falan bilir. Padişah bunun beşte birine hak sahibidir. İslam usulüne göre böyle diyorlar. Yani senin beş esirin varsa bir tanesi padişahdır. Ha 5 esirin yoksa 4 esirin varsa o zaman padişah 5'e tamamlayacak şekilde parasını ödüyordu ama 5 esirden birini padişah kendini korumak üzere orduya ya da saraya hizmet etmek için alabiliyordu. Ve savaşta ele geçirilen esirler aslında 6 sınıfa ayrılıyor. Tabi böyle, böyle burada ilk önce sakatları, işte kadınları, çocukları falan ayırıyorlar. Sonra erkekleri 6 sınıfa ayırıyorlar. 1- Daha sirharlar yani 3 yaş altı süt çocukları. Bunlar eğer kullanılmak isteniyorsa Anadolu'daki veya Bursa'daki ailelerin yanına veriliyordu. Betçeler, Betçeler daha böyle 3 ile 8 yaş arası. Hani konuşabilen, aklı başında olan çocuklar. Bunlar da aynı şekilde ya ailelerin yanına veriliyordu ya da saraya eğitilmek üzere alınanları vardı. Gulamceler var. Gulamcelerde olay 8 ile 14 yaş arasındaki ergenlik, işte bunların arasından bazen Orduya birileri seçiliyordu. Yani e, Akıncı Gaziler e, diyorlar ki ya bunları padişaha verelim bunlar ordumuza yetişsin denilebiliyordu. Ama Kulam denilen aslında daha 14 18 yaş arası böyle daha hani güçlü olanlar vardı. Bunlar da aynı şekilde Yeniçeri'nin arasına seçilirdi. Sakallanmış, tüylenmiş, yaşlanmış erkekler Yeniçeri ocağına alınmazdı. Saraya da alınmazdı. Bir işe yaramazlardı. Çünkü artık gelmiş 35 yaşına o saatten sonra nerede eğiteceksin Aşırı şişman, aş, aşırı kütüphan, aşırı sıska, kısa boylu, uzun boylu bunlar da alınmazdı. Müslümanlardan yeni içeri alınmazdı. Ben hep bu Hristiyan esirlerden bahsediyorum. Ee, böyle maddi durumu iyi olan aileleri tek çocuğuysa onlardan mesela yani askere kimse almaz. Şımanık olduğu, ukala olduğu, eğitilmez olduğu düşünürlerdi. Şimdi siz Hristiyanları orduya alacaksınız. İlk önce bunları e, genç olanları Bursa'daki ailelere dağıtıyorsunuz. Bunların hepsinin defteri tutuluyor. Osmanlı bu kayıt tutmak konusunda mükemmel. Bir esir mi yakalandı? O esirin yakalandığı yerde bir defter tutuluyor. Sonra bu esir şeye verilirken, padişahın hizmetine verilirken iki kopya çıkıyor bu defter. Ve kayıtları mükemmel tutuyor. Günümüze ulaşanları var. Bursa'daki ya da Anadolu'daki ailelerin yanına verildiği zaman çocuk orada büyüyene kadar 14-18 yaş arası falan şey yapıyor. E, evin işlerine bakıyor ama sözleşmeli yani ailende çocuğa iyi bakmak yükümlülüğü var. Bu dönem genelde devşirilen çocuklar Yunan, Arnavut çocuklar. Sınırlar genişlediçe tabii işin içine Hırvatlar, Ermeniler, Sırplar, Bulgarlar giriyor. Çok nadir Ruslar, Ukraynalılar, Romanyalılar falan var. Onlar çok geç dönemde alınıyor. Çünkü daha İslam etkisine yakın olanları devşirmek daha kolay. İşin ilginci... E, Fetret devrine kadar Müslümanlardan hiç şey alınmıyor. Devşirme alınmıyor. Yeniçerilere de kimse sokulmuyor. Ama Slavlar en kolay İslamiyet'i kabul edenler. Slavlar zaten normal Avrupa içinde kölelikte de çok iyiler. O yüzden adları Slav. Buna çok itiraz eden ama slave kelimesi, köle kelimesi İngilizce Slavlardan geliyor. Her ülke Slavları bayağı bir köleleştirmiş maalesef. Burada şunu övdüğümü düşünmeyin. Osmanlı'nın esir alıp bunları köleleştirmesi tabii ki çok da övülecek bir şey değil yani. Bizim tarihimiz ya ne güzel köleleştirdik, ne güzel esir aldık, ailelerinden kopardık. Çirkin bir şey ama Yeniçerilerin tarihini alacaksak objektif olmak lazım. Şimdi e, Tatarlar Kafkasya'ya akın yaptığı zaman oradan köle, kız, çocuk ne varsa topluyor. Yani çocukları topluyorlar. Bu kölelerde 15. ve 16. yüzyıla kadar İstanbul'a bir şekilde getiriliyor. Genelde gemilerle getiriliyor. Bunlar da İstanbul'a geldiği zaman esir pazarına çıkıyor. Esir pazarına bazıları hiç çıkartılmıyor. Kapalı çarşıda, kapalı odalarda, çok ediyiz, düzgünse ya da güzel bir çocuksa direkt açık arttırmayı bile çıkmadan satılıyor. Açık arttırmaya çıkan çocukların dişleri, müşteri, yüzleri kontrol ediyor ve köle pazarında satılıyor. Yani bugün bu Kapalı Çarşı'nın yan tarafında, Kapalı Mısır Çarşı Mısır Çarşısı'nın yan tarafında bir e, arazi var. Orada açık arttırmaya satılıyor. Üzgün. Yani Osmanlı tarihinde yanlış olan şeyleri de her ülke tarihinde olduğu gibi konuşuyoruz. Afrika tarihini size anlatacağım. Göreceksiniz orada da aynı şekilde köle ticareti var. Şimdi burada her esir aldığında e, asker yapılmıyor ya da işte işlerde çalıştırılmıyor. Bazı İtalyanlar esir alındığında İlim irfan da getiriyor. Şimdi Fatih Sultan Mehmet'le iş değişiyor. Fatih Sultan Mehmet diyor ki sakın diyor bakın nereden olursa olsun Müslüman esir kesinlikle görmek istemiyorum. Getirilen kızlar, erkekler ilk önce sarayın beyinsini sunuluyor. Saray için giden bazı kişiler seçiyor onları. Seç, i̇şte Burada Safiye Sultan diye Ençemberley'nin bir üçleme kitabı var. Mutlaka okuyun. Tam bu aşamayı anlatıyor size. Birinin Harem ağası nasıl olduğunu anlatıyor. Orayı dinlersiniz. Çok objektif yazılmış bir kitap. Çok merak ediyorsanız tarihi romanında anlatılıyor. Şimdi çocuklar, erkekler seçildi. Kızlar zaten hareme gidiyor seçilirse. Erkekler seçildi. İlk önce bir acem ocağı, acemi ocağı denilen bir yerde 8 yıl eğitim alıyorlar. Sonra yeniçeri olabiliyor. Herkes yeniçeri olamıyor. Yani yeniçeri olabiliyor, yeniçeri ocağına girebilmek için acemi ocağından geçmeniz lazım. Şöyle düşünün. İşte askere gittiğinizde acemilik dönemi var ya. E, diyelim ki 3 ay acemilik yapıyorsunuz sonra yeriniz belli oluyor. Onun gibi mantık olarak. Bu e, acemi ocağında da size şuna bakıyorlar. O eğitimin sonlarına doğru. Bu okçu mu olur? Topçu mu olur? Tüfekçi mi olur? İşte lağımcı mı olur? Lağımcı dediğimiz şey de tünel kazıyorsun kalenin altına ve patlatıyorsun falan. Tünelci ne olur? Ona bakıyorlar. Genelde 25 yaşına kadar yeniçeri olabiliyorsun. Yani 25 yaşı civarında yeniçeri ocağına alınabiliyorsun. Yeniçeri ocağı sınavında seçilmediğin zaman yine esirliği aslında geri dönüyor. Ama tabii artık eğitim görmüş bir esirsin, kaliteli bir esirsin. Ama seçilirsen yeniçerilere evlenmek yasak. Normalde sakal bırakmak da yasak. Niye evlendirmiyorlar? Savaşa giderse ailesini düşünmesin diye. Yeniçerilere ticaret yasak. Şimdi yeniçerilere ticaret yasak ya. Bu videonun sonuna doğru yeniçereden nefret ettiğim yeri anlatırken size göreceksiniz yeniçeriler İstanbul haracını kesiyor bırak ticarete girmeyi. Hepsinin birer e, kahvesi var. Hepsinin birer bir mekanı var falan. İstanbul'u haraca kesiyorlar. Padişah söz geçiriyor. Padişah karşısında tütün içiyorlar falan. Ama bu dönemde Yeniçerinin ticarete girmesi falan yasak. Yeniçerilerin ilk hani Osmanlı ordusunda savaşa girdiği diye bir tarih konuşmak çok zor ama 1289 Kosova zaferinde 1. Murat'ın ordusunda Yeniçeriler var. Dolayısıyla o tarihte biliniyor. Ve e, ee, bu galibiyetten 7 yıl sonra Nibol'da Haçlı ordusunu yenenlerin büyük gücü Yeniçeriler. Çünkü Yeniçeriler artık tecrübeli ve e, yaklaşık 70 bin Osmanlı askerinin 30 bin Yeniçeri. Yani ordunun yarıya yakını Yeniçeri. Çok iyi eğitilmişler. Aslında Yeniçeriler için her şey çok güzel gidiyor. Osmanlı için. Ama e, 1402 Ankara Savaşı. Yıldırım Beyazıt Timur'a yeniliyor. Biliyorsunuz ki Osmanlı burada Fetret Devri'ne giriyor. Yani Fetret Devri nedir? Kaos çıkıyor, İşte oğullar arasında bölünüyor, kim padişah olacak falan filan. Mehmet Çelebi, Süleymaniye, o Çelebi, bu Çelebi derken ortalık çok karışıyor. Osmanlı'nın dağılma ya da yeniden kurulma dönemi. Öyle bir dönem. Tabi sonra yeniden kurulma dönemi deniyor. Fetret Devri'nde Yeniçeriler, zaten çoğunu kaybediyoruz Ankara Savaşı'nda. Yeniçeri ocağı dağılmanın ucundan dönüyor. E o dönem esir de alınamıyor Yani bir yerleri fethetmediği için esir de yok. Ordu bitecek yani Yeniçeri ocağı bitecek. Yeni asker gelemediği için. İşte burada devşirme kanunu çıkıyor. Yani gönüller dağılıyor falan. Fethedilen yerlerde bazı Hristiyan aileler kendileri beş çocuğundan birini veriyor. Bu çocuklardan çok iyi eğitim alan sadrazam olacaklar. İç oğlan olarak saraya alınıyor. Enderun Mektebi'nde yani. Ee, Topkapı Sarayı'na giderseniz, iyice içeriye girerseniz, arkalara doğru bir Enderun Mektebi var. Birinci, ikinci avluyu falan geçmeniz lazım. Dolayısıyla Enderun'da eğitim alıyorlar. Hatta bunların 400 tanesi Galatasaray'da eğitiliyor. Dolayısıyla Enderun Mektebi, bunların içerisinden muazzam bürokratlar yetiştiriyor. Osmanlı tarihinde birçok komutan ve birçok sadrazam bu şekilde yetişiyor. Devşirme sistemi güçlü olduğu sürece Osmanlı'nın başına bela olmuyor. Sonra devşirme sistemi gücünü kaybedince, devşirildiği sanılanlar Osmanlı'ya ihanet etmeye başladı. Kimler var? Veli Mahmut Paşa var. Efendim Rüstem Paşa Sokullu. Pargalı İbrahim. Kani Sultan Süleyman. Bunların hepsi Osmanlı'nın çeşitli veyaretlerine vanilik yapıyor, komutanlık yapıyor. Sonra sadrazamlık yapıyor. Bayağı güçlüler. Aslında ilk başta 7 yılda bir, sonra 4 yılda biri düşüyor. Hristiyanlardan bu çocuk devşirme olayı. Şöyle düşünün 1573'te Balkanlar ve Anadolu'da 8 bin çocuk devşiriliyor. 8 bin. Ee, bu bir yılda devşirilen. 1573 yılı pardon. E böyle düşündüğün zaman bayağı bir hani sonuçta 50 bin 40 bin kişilik bir orduya altyapıdan 8 bin çocuk alıyorsunuz. Ha bu çocukların hepsi Yeniçeri mi oluyor? Hayır. Ama mantık olarak sistemi gördünüz. Yani Yeniçeri'ye altyapıdan nasıl birileri alınıyor? Gördünüz. Şimdi sıra geldi. Yeniçeriler Ocağı'nın, Yeniçeri Ocağı'nın sistem ve raconuna. Yeniçeriler ilk başta Edirne'de. Edirne'den bunları İstanbul e, merkez olunca, başkent olunca e, İstanbul'a alıyorlar. Ama tabii yeni kurulan odalar var, eski odalar var. E, eski ve yeni odalar diye zaten ikiye ayrılıyorlar. Bunların bir kısmı direkler arası Şehzade Camii'nin orada, bir kısmı ise Aksaray semtinde, günümüzdeki Aksaray'da. Hatta yeni, e, 1826'da Yeniçeri Ocağı yıkıldığında e, nerede yıkıldığı yerin üstüne bugün Historia Alışveriş Merkezi yükseldi. Düşünün. Yani e, ilginç bir hikayesi var. Oralara da geliriz. Şimdi Yeniçeri dediğiniz zaman bunlar bölüklerden oluşuyor. Yani Yeniçeri tek bir ordu da hepsi aynı yerde yatıp kalkmıyor. Yani Türk kara kuvvetleri hepsi tek bir ilde Hepsi Ankara'da mı duruyor? Hazır mı? Hazır değil. Yeniçeriler toplamda 196 orta. Orta ne demek? Bunları bölük olarak düşün. düşünün. Yani önceleri aslında her ortada 100 yen içeri var. Sonradan sayıları artıyor. 600'e çıkıyor. Sonra 800'e çıkıyor. Ama Osmanlı'nın çöküş döneminde şöyle bir şey var. Bu 100 kişilik orta yani bölükte orada olmayanları da yazıp maaşlarını iç ediyorlar. Osmanlı'nın çöküşüne doğru böyle sahtekarlık var. Yani bir bölükte bir ortada 500 yen içeri gözüküyor. Bu aslında 200 tane var. 300 taneyi devletten haraç kesmek için istiyorlar. Falan filan. Oralara geleceğiz. Ama bunu yüzlük olarak düşünün. Tamam. Dolayısıyla... E, 196 orta'yı direkt e, yüzde çarpıp... ...19 bin rakamına ulaşmayın. Biraz farklı mı aldık? Yeniçeriler 3 bölüm. Seymet, cemaat ve bölük. Şimdi kırmızı çizme giyen yeniçeriler... ...seymet, zaar Bunlar 34, orta sırf bunlar. 196'nın 34'ü. Önemli kalelerin savunmasını sağlayana cemaat denir ve 101 ortadan oluşuyorlar. Bunlar çeşitli kalelere destek için kullanılıyor. Bir de bu her subayların çizmesi de sarı renk. Yani çizmeler önemli. Bir Yeniçeri iseniz... çok kıymetlisiniz. Tamam mı? Bunu biraz daha anlatacağım. Üçüncü bölüm ise 61 ortadan oluşan bir bölük. Yeniçeri ağası olmak şöyle kıymetli. E, ki çok az sayıda varsınız. Ata binmenize izin veriliyor. İstanbul'da normalde ata binmeye izin yok. Herkes ata binemiyor. Ya yani İstanbul'un içerisinde dık 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 atla gezen kimse yok. Padişah, vezir biniyor. Bir de yeniçeri ağası binebiliyor. İstanbul'un içinde atla dolaşma haddiniz değil. İstanbul'un da at arabaları falan var ama İstanbul içerisine at arabası falan sokamıyorsunuz. Sokaklar dar zaten. Yürümelik sokaklar hatta büyük İstanbul yangınları bu yüzden çıkıyor. Binalar çok iç içe olduğu için. 1600'lerin sonuna doğru şaşalı büyük sınırlar yapılırken kayıtlı Yeniçeri sayısı 70 bin, gerçekte olan Yeniçeri sayısı 38 ya da 40 bin. Şişirmişler ha. Ama hep 70 bin kullanılmış kutsal bir sayı ayağına. Fatih Sultan Mehmet döneminde başlayan bir olay var. Birinci bölük yani birinci ortanın birinci askeri padişah. Bu önemli. Ama her bölüğün başında da Yeniçeri ağası var. Ve çok değerli birisi büyük komutan. Bunlar memnunsa padişahın tahtı sağlamdır. Bunlar memnun değilse ortalık karışır abi. Memnun olup olmadıklarını nasıl anlayacağız? Geliyoruz. Sekman Ocağı denilen bir şey var bu Yeniçerilerin içerisinde. Bunlar av köpeklerini falan bakıyorlar ve Yeniçerilerin beslenmesinden sorumlular. Yani ava falan gidiyorlar. Çünkü böyle kocaman bir ordu nasıl beslenecek? 6-7 bin civarı sekban var. Dolayısıyla yani kendileri ava gidip beslenebiliyorlar. Böyle bir altyapıları var. Savaşa girdiğinde de sekbanlar Yeniçerilerle birlikte savaşa gidiyor. Sekban başı çok kıymetli. Yeniçeri ağası eğer İstanbul'da başında ise sekban başı onun yerine geçiyor. Sekbanlık da 1826'da kaldırıyor. Yeniçeri ocağı kaldırılırken kaldırılıyor. İkinci Mahmut e, vakaya hayriye denilen olay da Yeniçeri ocağını kaldıracak. Size anlatacağım. Tüm Yeniçerilerin başında bir tane ağa var en kıdemlisi, en yaşlısı, en bilgesi. Kendisi Divan-ı hümayun üyesi. Yani bakanlar kuruluna katılıyor, divana katılıyor. Topkapı Sarayı'na gittiğin zaman, divan odasına girdiğin zaman göreceksiniz. Evet, gerçi şeyde de var, muhteşem yüzyılda da. Divan odasına katılıp kararlara karışıyor. Savaşa kal, girelim bunu yapalım ama sırf ordu işi olarak düşünmeyin. İstanbul'daki zabıta teşkilatı da ilk başlarda Yeniçeriler. Yani şeyi yönetiyor. Kim bir şeyden bir şey çalıyor mu? Bir esnafta bir şerefsizlik var mı? Bütün bunları denetleyenler de Yeniçeriler. Hem askeri hem sivil. Yani ordu savaşta değilse Yeniçeriler yatmıyor. Du. Asıl görevleri halkın e, arasındaki huzuru korumaktı. Geldik aşçı başına. Aşçıbaşı dediğimiz zaman sırf Osmanlı'ya Yeniçerilere yemek yapan biri olarak düşünmeyin. Aşçı başılar aslında bu Yeniçeri ocaklarının ahlakından, eğitiminden iç düzeninden sorumlu ama aynı zamanda da fitne fesatından sorumlu. Her bölüğün her ortanın ortasında yani her hepsinin kışlası var. Kışlanın ortasında bir tane kazan. Var. Bu kazan çok stratejik bir olay. Hem buradan yemek yiyorlar hem de bu kazan önemli günlerde padişah işte tahta çıktığında cülus dağıtırken falan filan ya da bazı cuma günlerinde şeyi taşınıyor. Saraya taşınıyor kazanı yerinden kaldırdım mı iş kötü abi. Kazan kaldırma buradan geliyor. O kazan kaldırıldı mı yeniçeriler isyan etti demektir. Savaşa falan götürüyorlar o kazanı. Ve o kazanı kaybetmek yeniçerinin şerefinin onurunu kaybetmesi gibi bir şey. Ve gelelim maaşa. Bu kadar adamı nasıl motive ediyorsunuz? Sonuçta savaşacaksa bir motivasyon var. Üç ayda bir genelde salı günleri Topkapı Sarayı'nın içerisinde Yeniçeri ağaları geliyor. Babu Sade ile Babu Selam kapıları arasındaki avluda, ikinci avluda toplanıyorlar. Sadece Yeniçeriler mi? Hayır. Kapıkulu askerleri falan var. E, herkes orada toplanıyor. Sadrazamlar falan. Padişah ikramda bulunuyor. Has fırında pişen pideler, falan filan işte e, yemek falan dağıtılıyor bunlara. Yeniçeri ocağının başındakiler aslında önce bir kubbe altına geliyorlar. Yani o divan odası gibi düşünün. Bunlara para şeklinde şeker basılıyor. Akide şekeri. O akide şekerini alıyorlarsa padişaha bağlılıkları ağzımızın tadı yerinde falan diye gösteriyor demektir. Şimdi normalde padişah o ocağın parasını eşit şekilde dağıtılmak üzere şeye veriyor. içeri ağzına veriyor. Yani bir torba içerisinde. Bu bir törenle bayağı uzun sürüyor falan filan. İşin keyfi. Ama eğer o verilen pilavı yemezlerse, kazanlarını devirirlerse, akide şekerini falan yemezlerse iş tehdit. Yani padişah diyor ki daha çok para ver ya da çarşı karışır. Bu tehlikedir. Yok anlaştılar. O zaman saraydan bunlara baklava veriliyor. Ramazan ayının ortasında falan genelde bu yapılıyor. Saraydan Yeniçeri Ocağı'na baklava gidiyor. Bu baklava da saraydan çıkışında falan böyle hani show şeklinde. Yani bakın Yeniçeri ile padişahların arası iyi. Hani bir sıkıntı yok. Bak baklava gidiyor, baklava yiyorlar gibi. Ağzımız tatlı. Sonra Ramazan'da e, ve Ramazan sonunda baklava yeme hikayesi adet olarak tatlı. Şeker bayramı hikayesine dönüşme sebebi de bu. Yeni verilen iz değil mi kanka işareti. Normalde padişah da aslında birinci ortayla birlikte maaş alıyor. Yani şeyle birlikte maaş alıyor yeni Yeniçerilerin Yeni yaptığı işler arasında İstanbul'un bekçiliği asayiş. Ordu bir de itfaiyecilik var. Ama Yeniçeriler bozulduğu dönemde bu itfaiyecilik çok pis bir işe dönüyor. Tılınmacılar ayrı, Yeniçeriler ayrı. Yeniçeriler bazı evleri bilerek yakıyor. Hocam abartmayın vallahi. Yanan 3-5 tane ev varsa açık arttırmaya çıkıyorlar. Senin evini mi söndürelim, senin evini mi söndürelim? Yeniçeriler bozulduğu zaman çok şerefsiz hale geliyorlar. Burada Yeniçeriler Osmanlı ordusunun büyük bir gücü haline geldiğini düşünmeyin. 16. yüzyılın sonuna kadar ordunun %10'u yeniçeri. 1475 yılına e, bir gidersek, şöyle yeniçeri sayısı 6000 falan. Tamam mı? Tımarlı sipahi sayısı 40000. Tımarlı sipahi daha fazla. Bir videoda size tımarlı sipahi anlatırım. Bunlar daha böyle e, bölgede belli tımar alanları veriliyor ordunun gelirini onlar alıyorlar. Aslında Avrupa'daki şövalyeler gibi diyebiliriz. Yani orada Osmanlı şövalyeleri diye düşünülüyor ama yanlış tanımlanıyor bu. Osmanlı Avrupa'da şövalyeler belli bir toprak onların derebeylik sisteminde o toprağın gelirini bunlar yiyor ama padişah ya da kral savaşa çağırınca koşarak gidiyorlar kendi orduları birlikte ya da kendileri. Tabii ki tımarlı spaydarın İstanbul dışında belli bölgeler var. Oraların vergilerini alıp bir kısmını alıp padişaha geri kalanı yolluyorlar. O o bölgede isyan çıkmamasını sağlıyorlar. Yani padişah seferi çıkarken yanındalar. Normalde de toprakları içerisinde isyan çıkmamasını sağlıyorlar. Ki Büyük Selçuklu döneminden beri de tımarlı sipahiler var. 1841'de Sultan Abdülmecit Han kaldırıyor. Çünkü aslında 1700'ler 1600'lerden sonra artık Osmanlı duraklama dönemine girince Padişah saraya daha çok para lazım oluyor ki Sarayı nasıl yaptırıyoruz borç paralarla onları anlatacağım size videoda. Daha çok para lazım oluyor. Daha çok para lazım olacak, tımarlı sipahilerden kısmaya başlıyorlar. Yani kıstıkça da işin tadı kaçıyor. Ha bir de kapı askerleri var. Kapı kulu sipahileri. Kapı sipahileri, padişahın özel ordusu. Hassa ordusu yani böyle. Süvari sınıfı. Bunların birinci görevi, ki birinci Murat döneminde kuruldu. Bunların birinci görevi padişahı koruma. Ama bunlar Hristiyanlardan alınmıyor. Fatih Sultan Mehmet tamamen Türklerden istiyor. E, kanun döneminde de daha e, elit Türkler seçiliyor. Eğitim almış. Ve çok ileri savaş teknikleri falan filan. Bunların görevi doğal olarak padişah çekirdek sarayı ve aynı zamanda da savaşta da padişah korumak. Şunu unutmayın. Padişah normalde savaşa orduyla gider. Ve atın üstünde gider. Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman yaşlılık döneminde atla değil at arabasıyla gidiyor. Ve ikisinde de acı tesadüftür ki dönüşleri o arabalardaki tabutlarla oluyor. Yani e, maalesef at, at arabası sefere gitmek biraz uğursuz sayılıyor daha sonra. Şimdi kapı kulu spaylarına at da veriliyor. Atlı er baş kaldırmaz diye bir söz var. Yeniçeriler zıt isyan ediyor ama kapıkulları kulları saraya daha yakın oldukları için isyanlar o kadar fazla değil. Sürekli kazan kaldırıp da daha çok para daha çok istiyoruz falan demiyorlar. 4. Murat döneminde bir ara Yeniçeriler isyan edince ortalık çok karışıyor. Bunlar silahlı falan çatışıyorlar ve gerçekten 4. Murat'ın tahta kalmasını sağlayan şey kapı askerleri, sipahileri en sonunda anlatacağım Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasını sağlayan şey de güç de. İkinci Mahmut yani hadi dağılın deyince dağılmıyor bunlar. Kapıkulu askerleri olmasa dağıtamayacak. Hiç bu sebepten Yeniçeriler sipahileri sevmiyor. Sipahiler de Yeniçerileri sevmiyor. Tarih boyunca. Lakin sipahilerin bir eksiği, dezavantajı, hatası var. O da şu. Sipahiler silah, ateşli silah kullanmayı kalleşlik sayıyor. O barutun kokusunu, pisliğini avam buluyorlar. Yeniçeriler silahları seviyor. Tüfek icadı ile birlikte. Dolayısıyla çok geç sipahiler düzeni sağlayabiliyor. Sipahilerin o ateşli silahları kullanmamasından dolayı Yeniçeriler bir yerden sonra bozulduğu dönemde kereste tüccar oluyor. Dağlardaki ağaçları kesip e, şeye satıyorlar. E, tüccarlara. Yani sipahilerin aslında dengeyi kaybetmesinin sebebi ateşli silahları kalleşlik olarak bulup avamlık olarak bulup uzak durmaları. Yeniçerilerin başlangıç maaşı 2 akçe ya da 3 akçeydi. O dönem Ulüfe maaş. Ee, 1. Ahmet'ten sonra 8-9 akçeye kadar yükseltiği görünüyor ama burada şunu unutmayın. Ee, Osmanlı ve Türk tarihinde parayla ilgili bir var. Onu izlerseniz akçenin değeri düştüğü için, içinden gümüş çalındığı için bu artış geliyor. Yeniçeriler aptal değil daha az gümüş ellerine geçince daha çok akçe istiyorlar. 4. Murat devrinde e, iyi bir yüksek bir nefer yani iyi bir yeniçeri 12 akçe falan alıyor. Eğer bahsettiğim videonun 15. dakikasını size ekrana getirsem Fatih döneminden sonra bir akçeden çalınan gümüş miktarını görüyoruz. Bu da yeniçerileri dönem dönem isyan ettiriyor. Yani bize verdiğin e, şeyden, paradan çalıyorsun diyorlar. Yani bir akçede bir gram gümüş varken 1683 en geniş sınırlara geldiğimizde sadece 0.25 gram, 4'te 1 kadar gümüş var. Yeniçeriler de haklı olarak işçiler diyor. diyor ki yeter diyor. Şimdi burada tam karşılığı olmayacaktır. Muhtemelen hatalı hesap olacak ama size fikir vermesi için söyleyeyim. Yeniçeri maaşı ne kadar? Şimdi yeniçeri maaşı o dönemki günümüze gelen değer altınla kıyaslayabiliriz. O dönemin sabit değeri, o dönemin doları, Venedik Dukası. Venedik Dukası 3,545 gram altın içeriyor. 3,5 gram ama 45, 0,45 de önemli. Ve bu da %99.47 oranında saf altın. Yani altın. 1 gram altın mantığıyla gidelim. 3,5 gram altın. Şimdi bugünün mantığıyla bakarsak ki TL hesaplamayacağım. Çünkü TL zıp düşüyor. Dolar sürekli yükseliyor. Şu dakika 18. Sen videoyu izleyince belki Bilmiyorum kaç lira olacak ama şu anda 1 gram altın 57 dolar. E, ee, 3,5 gram altın aşağı yukarı 200 dolar ediyor. Yani Yeniçeri'nin maaşı 200 dolar idi ama 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 ama. O dönemki dolarla bugünkü dolar arasında enflasyon farkı var. Dolayısıyla ekranda gördüğünüz hesapla 1683 yılının e, 1 doları bugünün 80 doları. Yani günümüz ölçeğiyle aslında bir Venedik dükası 16 bin dolar ediyordu. Zaten ekranda şu anda bir Venedik dükasının da kaç akçe ettiğini görüyorsunuz yıllara göre. Biz buradan ortalamasını çekersek gittikçe zaten değer düşüyor. Yaklaşık 400 akçe desek 400 dolar yani bir yeni çeyir 2-3 akçe alıyorsa 1000 dolar civarı bir para alıyordu şimdinin parasıyla. 500 dolar 1000 dolar. E, hesap Aşağı yukarı böyle. Şimdi hatası vardır ona bir şey diye ama Yeniçeri iyi para kazanıyordu. Ve bunların bekar olduğunda düşünürsek bu 500 dolarlar 1000 dolar günümüzün parasıyla yetiyordu. Şunu unutmayın padişah tahta çıkınca bir iki akçe bonus veriyordu bunlara. Sırf bunun için padişah devirmeye çalıştıkları dönem oluyor. Sırf bir iki e, akçe fazla alsınlar diye. Ama buna rağmen 3 ayda bir maaş verilir ki o zerdeyi içmeyip pilavı yemedikleri olabiliyor. E şimdi burada da padişah bir tedirgin oluyor. Acaba hani isyan mı edecekler? Yeniçerilere çok iyi bakılırdı. Gerçekten o yeniçeri ocakları çok süslü, çok huzurlu. Sade gözükse de çok kaliteli beslenirlerdi. ve siyahları e, silahları ve cephaneleri Cebeci ocağında dururdu. Yani savaş zamanları normalde silah taşımaları yasaktı ama Osmanlı Yozlaşma döneminde bunlar çifter silah, çifter kamayla falan dolaşıyorlar. Evlenmeleri yasak tam doğru değil. Yeniçeri Ocağı ilk kurulduğunda evet evlenmeleri yasak ama e, 3. Murat döneminde 1574'te falan e, 1595 arası evlenmeleri başlıyor bunların yavaş yavaş. Evlenince yeniçeri maaşı yetmiyor. Bunlar başlıyor ticarete girmeye, İstanbul'da haraç almaya, işte kereste kesip satmaya odunculuk, kayıkçılık, çiftçilik, zanaatkarlık. Yani Yeniçeri Hoca aslında 1500'lerden 1600'lere geçerken bozulmaya zaten başlıyor. Unutmayın ki Yeniçeri Hoca iyi silah kullanırdı. Çok iyi okçulardı. Dolayısıyla kendilerini padişaha adamış gözüküyorlardı ama bir süre sonra padişah çok dinlemeye başladılar. Yakın dönüşte baltayı kılıcı harika kullanıyorlardı. Çok iyi patlayıcı kullanırlardı. Uzun saplı baltaları falan vardı. El bombaları dediğimiz şeyleri el topları ilk kullanan birlik Osmanlı onlardı. Bu tağ diye ateş ettikleri bir top vardı. Şimdi geldik ordunun çöküşüne. 1517. Yavuz Sultan Selim Mısır alıyor. Mısır aldığı zaman kutsal emanetler İstanbul'a geliyor. Kutsal emanetler İstanbul'a gelmesi birlikte halifelik de padişaha geçiyor. Şimdi şöyle düşünün. Padişah Yeniçeril Ocağı'nın bir nolu askeri mi? Evet. Halife kim? Padişah. Bu durumda Yeniçeri Ocağı dinin en kutsal insanının emrinde. Dolayısıyla aslında artık din de Hz. Muhammed'den beri gelen, geri, beri gelen o güç de ordunun dönemine geçiyor. Ama Hz. Muhammed lüks içinde yaşayan, saçan, savuran, israf eden bir insan değil padişahsa inanılmaz lüks içinde yaşıyor. Yani savaşlara falan gitmeyi bırakıyor padişahlar bir dönem sonra. Saraylar yaptı diyor keyfi yerinde. E, padişah böyle yayınca askerler de yaymaya başlıyor. Kadılar rüşvet almaya başlıyor. Din kadılarının elinde esnemeye başlıyor. Bazı insanlar rüşvetini veren ayrı muamele görüyor. E, bu çöküş döneminde özellikle 16. yüzyılın ortasında artık Yeniçerilerin o mükemmel dönemi... ...Kadi Sultan Seyval ölümünden sonra yozlaşmaya başlıyor. Padişahların bazıları içkiye düşüyor. E, Yeniçeriler de içmeyi seviyor. Yeniçeriler e, artık o dini kültürlerini atıyorlar. Bazı bektaşi dervişler falan şeyleri Yeniçeri Ocakları'nın bazılarını kendi emrine bağlıyor. E i̇çmeyi çok seven Yeniçeriler parayı çabuk bitirince savaş istiyorlar. Bazıları savaşa gitmiyor. Bazıları daha çok savaş istiyor. İkinci Beyaz döneminde meyhaneleri kapatmaya çalışıyor ama bunlar zorla açtırıyorlar. Dördüncü Murat döneminde tütün içmek dahi yasaklanıyor. Hatta Bunların keyif veren tütünler içiyorlar ya, bazı Yeniçerileri ağzında bu tütün çubuğuyla astırıyor. İstanbul'a yakın olanlar yine zapt ediliyor ama Suriye ve diğer eyaletteki Yeniçeriler iyice dağılıyor. İyice kafalarına göre yaşamaya başlıyorlar. Tabii bir de Yeniçeri ocağındaki o 7-8 yıllık süren e, yetişme dönemi şusu busu, devşirme gelen hanım işte Osmanlı sarayına giren has kadınlar falan filan, Çocukları Yeniçeri Ocakları'na yönetime sokuyorlar. Torpil'de bir iki sene de Yeniçeri olan ocağın başına geçen saçma sapan şeyler, mevki kazananlar görüyoruz. Çünkü herkes bazı bölükleri kendisine bağlayıp e, güçlü olmak istiyor saraya karşı. Yeni Yeniçeriler bu sefer sarayla bürokrasiyle ilgilenmeye başlıyor. Saraya direkt konuşta, konuşmaya çalışanlar falan var. 1440, 1448'de falan fazladan maaş isteme olayı başlıyor zaten. Fatih bile kendi döneminde ...fazladan bunlara birazcık fıfayı vermeye başlıyor. Her padişah tahta çıktığında bazı dönemlerde... ...bunlara aman sakin olun maaşınızı biraz arttıralım falan diyor. 1622 Yeniçeri Ocağı... ...savaşta başarısız olmaya başlıyor. Disiplinsizler, açgözlüler, ...bazıları savaşırken öbürleri yağmalamaya falan çalışıyor. Ve Köprülü Mehmet Paşa. Köprülü Mehmet Paşa 1657'de... ...Yeniçeri Ocağı'na... ...el koyuyor. Diyor ki bu böyle olmaz ağalar. Yani... E, ...bir düzene girelim ve bir sene sonra da... ...çok şükür Konya Ovası'nda bir zafer kazanılıyor. Kendisi de... ...1661'de... ...yerine geçecek e, oğlu fazla Ahmet Paşa da... ...bu Yeniçeri Ocağı'nın... ...düzelmesi gerektiğini düşünüyor. Çünkü Yeniçeriler ticaretle uğraşıyor... halka haraca kesiyorlar... E, ...boyun eğmiyorlar... ...kaç asker Yeniçeri Ağası'nda diyorlar... ...kaç asker var emrinde... Bilmiyorum diyor. Siz bize parayı yollayın diyor. Ölmüş adam bile Yeniçeri diye yazıyorlar. Yeniçeriler hamam basıp kız kaçırıyorlar. Çıplak kızı alıyor götürüyor atıyor sırtına. Hocam abartıyorsun. Abartmıyorum. Bu videoda kullandığım kaynakları aşağıya yazdım. Oradan okursun bakalım abartıyor muyum. Yani e, çok değerli hocalarla da görüştüm. Yaşayan Allah uzun ömür versin. Dolayısıyla Yeniçeriler bayağı bozulmuş. Bir sıkıntı daha var. Eyaletlerden esir ve asker toplanmasından vazgeçildiği için Burada duran iç gücü, asker gücü dere beyliklerini ortaya çıkarıyor. Bazı insanlar kendi başına isyan ediyor. Madem Osmanlı bu askeri almıyor ben kullanırım diyor. Osmanlı asker almadıkları Osmanlı'ya karşı savaşacak kadar eğitiliyor. Fazlı Ahmet Paşa'dan da mühür, sadrazamlık mühürü Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'ya geçiyor. Şimdi burada muazzam bir ordu masrafı var. Dolayısıyla Merzifonlu Kara Mustafa Paşa diyor ki biz Viyana'nın üstüne yürüyelim. O kadar akıllı hesaplar var ki. Bir, Yeniçeriler savaştan ganimetle döner ve kazanırsa en azından Viyana bize bir zenginlik sağlar. Ve askerler de Osmanlı topraklarına tebelleş olacağına Yeniçeriler en azından Viyana'dan bir ganimet alırlar. Moralleri düzelir. E, padişah için savaştıklarını hatırlarlar. Bir şey daha hesap ediyor çok akıllıca. E, Kara Mustafa Paşa Merzifonlu. Diyor ki en azından Yeniçerilerin çerçop alanları da yani faydasız olanlar da ölür. Onun adına kurtulmuş oluruz. Orduyu da yenilemiş oluruz. Çok akıllı bir adam. Lakin o akıllı adam çok da akıllı çıkmıyor. Başarısız oluyor. Kafası kesilip balın içine konulup İstanbul'a getiriliyor. E, dolayısıyla vücudu Avrupa'da kalıyor. Şimdi sonradan Türkiye'ye uğraşıyordu getireceğim diye falan da hala vücudu Belgrad'da mezarlıktadır. İyi e, de bu kuşatmaya 150 bin asker de gittik. Bunların içinde 30 binde yeniçeri vardı. Biz niye başarısız olduk? Çünkü aslında bu Merzifon o kadar da dahi bir adam değil. Normalde biraz lükse düşkün, zengin. Bin kölesi, 1500 cariyesi, 750 harem ağası falan var. Al köpekleri lüksü çok seviyor, içkiyi de seviyor. Ve egosu çok yüksek. Nasıl ki Kanuni Sultan Süleyman Viyana'yı ilk kuşattığında 1529'da... alır topları... E, ...çamurlara saplanmasaydı alabilecekti Viyana'yı. Ama biraz sabırsız davranıldı. Merzifonlu'da da tam tersi var. Şehri kuşatıyorlar. Yeni çöller, 150 bin askerim var. Dal, yağmala, parçala, dağıt şehri. Ah diyor Merzifonlu. Biraz izleyek. <laughs> Şehir kendine teslim olacak diyor. Biz güçlüyüz, biz Osmanlıyız diyor. Lakin bunun kafayı çalıştırmadığı şey şu. Diyor ki, Yahu Viyana'da diyor, kalede diyor 20 bin asker var. Biz 150 bin kişiyiz. Bekleyelim dökülsünler. Arkadan 120 bin kişilik ordu desteğe geliyor. İşte Merzifon'la kafa olsaydı şehre dalar yağmalardı yıkardı ama maalesef bunu akıl edemiyor. Oradan sonra da kelle gidiyor tabi. Kelle gidiyor da Merzifonlu umurunda değil o ölmüş gitmiş. Yeni şeyler bu zaferi kazanamayınca daha büyük sıkıntı çıkıyor ya. Yeni Yeniçeri efsanesi bitiyor. Avrupa diyor ki ulan bu Svallorus o kadar da yenilmez değilmiş. Bunlar vura vura geliyorlardı. 150 bin kişilik orduyu yok ettik biz diyor dağıttı. Yeni şehirler kendi içinde şöyle biz çok da şey değiliz bak ganimet de alamadık daha aldık falan filan İşin tadı kaçıyor. Yeni şehirler gemiler gemiler geldiği zaman Karaköy limanı falan emin oluyor şuraya buraya üstüne bayrak asmaya başlıyor. Haraç kesiyorlar bu gemi benim bu limana mal indirecekse ben yüzde alacağım diyor. Yaş meyve sebze hallerine küfe koyuyorlar. Bu küfeyle gidecek buradan çıkan her şey. O küfenin içinde e, de ne varsa da ben haracımı keserim diyor. Yeniçeriler Viyana dönüşü iyice serseriye eşkiyaya dönüşüyor. Düşünün kahve değirmenleri var o dönem. Sen yanında bir miktar kahve getiriyorsun. Kahve getirenin diyor ki hadi git diyor, sen biraz dolaş. Değirmenciyle biz senin kahveni çekeriz. Şaka yapmıyorum içine nohut katıyor. Yarı yarıya. Senin kahvenin yarısını çalıyor nohut koyup sana veriyor. Ses çıkarsa öt evet, diyor yolluyor. E böyle olunca tabii ki haracçı, milletin hamamda kıyafetlerini çalan serseri sürüsüne dönüşüyor Yeniçeriler. O muhteşem Yeniçeri Hoca. İsyan ediyorlar. Sık sık isyan ediyorlar. O kadar çok isyan ediyorlar ki e, bir süre sonra Osmanlı artık bunlardan bıkıyor. Sık sık padişah değiştirmeye çalışıyorlar. Cülüs bahşişi, tahta geçiş bahşişi almak için. Ondan sonra saraya çok müdahale etmeye başlıyorlar. Tehdit ediyorlar bazı sadrazamları. 1525 Kanuni Sultan Süleyman tahtta. Yeniçeriler isyan ediyor. Veysi zor bastırıyor. Kanuni fonunda Yeni Çağası Mustafa denilen bir ağ var. Bunu e, astırıyor. Yani kanuni döneminde bile Yeniçeriler isyan ediyor. Lale Devri'ni bitiyor. Lale Devri dediğimiz şey Osmanlı. Oh, lüks içinde, kafa rahat hamam tellaya Patronu Halil denilen bir hamam tella arkasına takıyor. Osmanlı tarihinin en büyük isyanlarından birisi takıyor Yeniçerileri. İstanbul talan ediyorlar. Ama nasıl bir talan? Saraya müdahale ediyor. Düşün ki Sultan 3. Ahmet, damadı İbrahim Paşa, Mehmet Paşa, Mustafa Paşa boğdurtuyorlar. Ve 1. Mahmud dönemine kadar bu devam ediyor. Bu gücü fark edince tabi 17. yüzyıl boyunca istediklerini tahta geçiriyor, istediklerini indiriyorlar. Genç Osman olayı var. Genç Osman 18 yaşında tahta çıkıyor. 1622. Bunlar bakıyorlar ki Genç Osman Yeniçeri Ocağı'nı falan kaldırmak istiyor. Boynuna ipi atıyorlar, çekiyorlar yedi kula zindanlarına. İpten kurtulmasına rağmen boynuna baltayla vurup öldürüyorlar. Padişah öldürüyorlar. Gözleri o kadar kara, bunlar o kadar hain. Kabakçı Mustafa 1807. Üçüncü Selim tahttan indiriliyor. Nizami Cedid yani ordunun isla devreye giriyor ama çok geç. Düşünün ki padişahı tahttan indiriyorlar. Ve gelelim vakayı Hayriye'ye. 1826 o Yeniçeri Ocağı'nın topa tutulup yok edilmesi. Aslında bunu çok hak ettiler. Çünkü kahvehaneleri falan var. O kahvehanelere bunların nişanlarını asıyorlar bayraklarını. Oradan yoldan geçenler araç kesiyorlar oğlan oynatıyorlar oralara hiç girmeyeceğim. Osmanlı döneminin ahlaksızlıklarını ayrıca videoda anlatırım. Yani çok iğrenç şeyler de var. İkinci e, Mahmut tahta geçmeden önce e, ayan denilen bir sınıf çıkıyor. Bu da Anadolu'nun yobazlarından para bulup çıkıp sarayla ilişki kurup rüşvet işte her türlü çirkinliği yapanlar Osmanlı yozlaşmasını sağlayanlar. Bu ayanlar zamanla orduya da Yeniçeri ocaklarına da el atıyorlar falan derken Yeniçerilerin kalitesi düşüyor. Para için savaşan askerlere dönüyorlar. Padişaha itaat etmiyor falan filan. İkinci Mahmut tahta çıkıyor. Yıl 1822. Yunanlarla bir savaş var. 400 bin asker yollanıyor bölgeye. İçinde Yeniçeriler falan var. Küçük isyanlar çatışmaya önce Osmanlı 400 bin askerin Yunan'a yolluyor. Yol uzun da değil. Herhalde diyor Yeniçeriler bunu bastırıp gelir. Yeniçeriler 200 bin Yunan askeriyle 60 bin Fransız İngiliz askere telef olup geri dönüyor. Rezil oluyorlar. İşin kötüsü Mora ve Orta Yunanistan'daki Türkler de katlediliyor. İkinci Mahmut diyor ki yeter diyor. Bu Yeniçeri Ocağı'nda yazdığınız rakamlara inanmıyorum. Burada yaşlı olanları çıkarın, olmayanları düşün. Geri kalan orduda e, şey yapılacak, disiplin edilecek, yeniden eğitilecek diyor. Burada şöyle bir sıkıntı var. Eğer Yeniçeri ağlarından birini yanlarına almazlarsa Yeniçeriler tamamen isyan edecek. Şansa o dönem Ağa Hüseyin Paşa denilen böyle hatırı geçen e, ee, Boğaziçi Kaleleri Komutanı bir Yeniçeri ağası var. Yaşlanmış ama sizi geçiyor Yeniçerilere. Ağa Hüseyin Paşa düşünüyor düşünüyor padişahın önüne şu geliyor. Bir kısmını kurtarabiliriz ama geri kalan bütün ocakları yok edeceğiz. Toptan yok edeceğiz. İkinci Mahmut bu tecrübeye güveniyor. Mecburen diyor ki çare oysa çare o. Vezirlere dönüyor ikinci Mahmut. Vezirler tırsıyor. Yok işte onaylamayı korkuyorlar. Çünkü yarın ertesi gün bu birinin kulağına giderse şu vezir ona gider, vezirin kendine gider diye ödleri kopuyor. Hepsi ödlek. Bu olay sonra geliştirir. İkinci Mahmut'un önüne daha güzel bir şekilde götürülüyor. Çünkü Yeniçeri Ketüdağ'sı Hasan Ağa var. Ee, o da katılıyor işin içerisine. Ve sonunda e, buna bir e, şey yapılması lazım. 28 Mayıs 1826 bir divan yapılıyor. Sadrazam'ın başkanlığında toplanıyorlar. Ağa Hüseyin Paşa orada. Hazine katipleri, ulemağadan önde gelenler, dini liderler. Diyorlar ki bu hayırlı bir iştir. Şeyhülislam çıkıyor, fetva veriyor. Herkese diyor ki herkesin görevleri kabul mü? Kabul. Yeniçeri ocağını yok ediyoruz. Tabi bu divanda Yeniçeri'nin içinden ayıklanmış gerçek komutanlar var. Ama bu olay dışarı sızıyor. Bir süre sonra Yeniçeriler isyan ediyor, kazan kaldırıyorlar. İstanbul karışıyor. Bunlar her yeri geziyorlar. Halka çeşitli dedikodu yayıyorlar. Diyorlar ki Yeniçeri ağları katledildi. Bazı memurlar astırıldı falan derken İstanbul karışıyor. Et meydanında toplanıyorlar İstanbul'da ve Yemişçi Mustafa denilen birini arkasına takılıp Topkapı Sarayı'na hedef alıyorlar. Kendilerine karşı bir şey imzalanları biliyor ve bunun kanını istiyorlar. Din e, ulemayı tehdit ediyorlar. Diyor ki çoluğunu çocuğunu alırız 10 paraya esir diye satarız. 5 paraya karınızı satarız. İstanbul esnafına kepen kapatıyor. Ticareti duruyor. Şehirde bir kaos. Herkes korkuyor. Yeniçeriler sokaklarda bağıra çağıra geziyor ellerinde silahlarla. Sultan Mahmut akıllıca bir şey yapıyor. Topkapı Sarayı'ndan Kutsal Emanetler Odası'ndan İslam sancağını çıkarıyor. İslam sancağını alıyor. Silahlı askerler korumasına Sultan Ahmet Camii'ne geliyor. Minber'in tepesine dikiyor. Diyor ki ben ki halifeysem bu da Allah'ın bayrağı ise, İslam'ın bayrağı ise, siz de buna itaat edeceksiniz. Yeniçerilere karşı cihat ilan ediyor. Osmanlı'nın temelinde gaza var. Gaza demek en baştakine itaat edeceksin. İslam için savaşıyorsun. şimdi iş terse dönüyor. Yeniçerilere korkusu var okey tamam ama da İslam bayrağı var. Allah korkusu var. Bir anda iş tersine dönünce Yeniçeriler kışlalarına falan çekilme, etrafı dağıtmaya başlıyorlar. Ve en büyük sığındıkları kışların etrafı çeviriyor. Ağa Hüseyin Paşa bu kışlayı çeviriyor. Bazıları kaçıyor dedikçe ama bu çevriliyor. Toplar çeviriliyor ve Yeniçeri kışlasını ateş ediyorlar. Yeniçerilerden eser kalmıyor. Darmadağın oluyorlar. Bin civarında Yeniçeri öldürülüyor. Bazıları kaçıp dergahlara falan sığınıyor. Bazılarını e, yakalıyorlar. E, boğduruyorlar hemen orada Yeniçeriler ve ibret oluyor bunları astırıyorlar. Yeniçeri Ocağı Osmanlıların başına bela olmaktan vakaya hayri eden bu olayla kurtuluyor. 15 Haziran 1826. İkinci Mahmut Yeniçerilerden kurtuluyor. Diğer padişahların korktuğu şeyi ikinci Mahmut yapıyor. Yeni bir ordu kuruluyor. Adı Asakiri Mansuri Muhammediye. Muhammed'in zafer kazanmış orduları diye yeni bir ordu kuruluyor. İşte Yeniçeri Hoca'nın hikayesi böyle anladınız mı? Güç eline geçince insanlar nasıl yozlaşıyor?